Hazreti Şeyh İbrahim bin Ethem Kaddesallahu Sırrahul Aziz. O Padişah-ı İklim-i Azam İbrahim-i İbni Ethem Kaddesallahu Ruhahul Aziz Müttekî-i Cihan Sıddîk-i Zaman idi. Çok meşayih yüzün görüp Hazreti Peygamber Efendimiz'e vuslat ederlerdi. İmam-ı Azam ile sohbet ederdi. Cüneyt onun hakkında İbrahim Müftahil Ulum ilimlerin anahtarıdır derdi. Bir gün Ebu Hanife'nin huzuruna geldiği zaman yarenleri haşin nazar edince Ebu Hanife de Seyyidina İbrahim dedi. Seyyidliği neyle buldu dediler. Hakla meşgul olmakla buldu dedi. Evvel halinde Belh şehrinin padişahı olup 40 altın kalkanlı kul tantana ile önünde ve 40'ı da ardından giderlerdi. Bir gece sarayında yatarken damının üzerinde bir gürültü duydu. Nedir? Diye seslendi. Deve arıyorum sadasına damda deve bulunur mu? Deyince cevap geldi. Ey gafil! Allah'ı atlas döşekler içinde mi isterler? Sözünü işitince canına ateş düştü. Sabaha kadar uyumadı. Müteessir olarak tahta oturdu. Erkan-ı devleti ve kurallara gelip el bağladılar. Ani olarak heybetli bir zat kapıdan girip tahtın yanına geldi. Kimse bir şey söylemedi. Diller tutuldu. İbrahim, "Çekil, bu saray benimdir. Sen deli misin ki buraya geldin?" deyince, "O kervansaraydır. Senden önce kimindi?" dedi. "Babamın, daha evvel de dedelerimindi. Bunlar ne oldular?" "Öldüler." cevabına, "İşte benim dediğim. Kervansaray değil midir ki birisi gelir, birisi gider?" dedi. O zat Hızır aleyhisselam idi. İbrahim Hazretleri bu hali görünce derdi çoğaldı. Kararı kalmadı. Teaccüp edip "Atları hazırlayın, ava gideceğim, belki teselli olurum." dedi. Sahraya çıktılar. Ne yaptığını bilemiyordu. Gezerken maiyetinden ayrıldı. Giderken "İntebeh, uyan!" diye bir avaz işitti. Duymamazlıktan geldi. Yine "İntebeh!" denildi. Üçüncü de "İntebeh, kable en tentebeh!" Ölmekten evvel uyan. Bunu işitince hemen dünyadan el çekti. Atını ileri sürdü. Önüne bir geyik çıkıverdi. Birden arzusu geyiği avlamak oldu. Fakat geyik lisana gelip, "Ya İbrahim, Hak Teala Hazretleri seni av avlamak için mi getirdi? Başka işin yok mudur?" dedi. Bu sözü düşünürken bir avaz geldi. Sen avlanmak için yaratılmadın. Bu ses onu titretti. Şevki arttı, gözüne melekler göründü. Ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki elbisesi ıslandı. Canı dilden nasuh tevbesi eyledi. Böylece giderken kendi adamlarından bir çobana rast geldi. Çobanın keçe takkesini ve kepeğini giydi. Koyunları çobana bağışladı. İbrahim'in bu haline melekler nazar ediyorlardı. Padişah libasını çıkarıp "Cennet cemalullah aşıkı ahiret elbisesini giydi." dediler. İbrahim oradan Merv şehrine geldi. Köprüden geçerken bir kişi aşağı uçtu. İbrahim'i görünce "Allahümme fuzhu" diye nida etti. Ol kişi suya düşmeyip muallakta kaldı. Halk bu keramete hayran kaldı. Oradan Nişabur'a geldi. Bir mağaraya girdi. 9 yıl ibadet etti. Hala İbrahim mağarası diye maruftur. Perşembe günleri mağaradan çıkıp Nişabur'a bir yük odun götürür, satar, yarısını dervişlere dağıtır,
Cuma namazını kılıp tekrar mağaraya gelip orucunu tutardı. Bir müddet sonra mağaradan ayrılıp yola çıktı. Bir zata rast geldi. İsmi Azam okurdu. İbrahim'e de öğretti. Ne lazım olursa okur ve istediğini yanında bulurdu. Bir gün Hızır aleyhisselamla buluştu. İsmi Azam'ı öğreten benim kardeşim İlyas aleyhisselamdır diye haber verdi. İbrahim'in evvelki şeyhi Hızır aleyhisselam birçok nasihat verip kaybolup gitti. Seyahatinden fevkalade halet görerek keşfi açıldı. 14 sene beriyede gezip ibadetle meşgul oldu. Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe-i Muazzama'yı ziyaretle bir müddet mücavir kaldı. Dülgerlikle iştikal ederdi. Geceleri Kabe'nin halvet olması fırsatını gözetirdi. Muvaffak oldu. Dua etti. Ya Rab, bana ismet ver, yani günahlardan sakınmak. Rükû kıl, münacatına bir nida işitti. Benim gaffar olduğumu bilmen lazımdır. Günahlara istiğfar fazilettir. Huzur içinde Allahümme ma'firli demesine cevap işitti. Ya İbrahim, yalnız sen, seni istersin. Diğer kullarımı niyaz edersen, rahmeti ilahiyeden hiçbir şey eksik olmaz. Hitabı üzerine İbrahim kendi eksikliğini idrak ederek, ey gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah'ım, küstahlığıma ve kusuruma bakma. Cümle kullarınla rahmet ve marifet nasip ve müesser kıldığın zümreye cümlemizi ilhak eyle deyip, tanırken bilmez olanların haline yazık ki seni bilmeyenin hali ne olacaktır dedi. Hazreti İbrahim'in sözlerinden. Mümin kişinin nişanı bunlardır. Tek durduğu fikir ola, baktığı ibret ola, yürüdüğü taat içinde ola. Bir insan üç perdeyi gönlünden çıkarmadıkça kendisine devlet kapısı açılmaz. 1. Bu dünyanın hepsini verirlerse sevinmemek, eğer sevinirse haristir. Haris ise dilekten mahrumdur. 2. Kevser'i dünyayı kendisine verip geri alırlarsa müteessir olmamak. 3. Medhedildiğinde memnun olmamak. Zem edilirse de üzülmemek. Ve her kim veliler mertebesine vasıl olmak isterse dünya ve ahirete rağbet eylemeyip ancak Allahu Teala Hazretlerine rabt-ı kalp edip helal lokma yesin. Sual ettiler ki ne için dualarımız kabul olmuyor? Hakkı bilip emirlerini tutmazsanız, peygamberin sünnetlerini icra etmezseniz, Kur'an okur amel etmezsiniz. Halikimizin nimetlerini yiyip şükür etmezsiniz. Cenneti bildiğiniz halde talep etmezsiniz. Cehennemden korkmazsınız. Ana ve babanızın ölülerini kendi elinizle kabre koyduğunuz halde ibret almazsınız. Böyle kabahatlerle dua kabul olur mu diye cevap verdi. Bir gün İbrahim Ethem hamamdan çıkarken para istediler. Yok dedi. Para yoksa hamama girmeseydin dedikleri vakit İbrahim'e vecd geldi, bayıldı. Bilahare kendisine gelince ne oldun diye sordular. Boş el ile şeytan evine koymazlar. Rahman evine nasıl girebiliriz dedi. İbrahim Ethem bir kişinin bağını beklerdi. Mal sahibi bir gün nar kopar tatlısı olsun dedi. Bu tatlı değil, bir daha kopar tatlısını ver dedi. Nihayet bunların hangisi tatlıdır bilmiyorsun deyince ben burada narların hangisi tatlıdır diye muayene etmeye değil beklemeye geldim dedi. İbrahim bir gece rüyasında Cebrail aleyhisselamı yeryüzüne iner gördü. Elinde kalem, divit vardı. Bu ne iş içindir diye sordu. Yeryüzündeki evliyaları yazacağım dedi. Beni de yaz deyince
senin için emri ilahi yoktur dedi. Ben evliya değilsem de onları severim demesi üzerine bir müddet sükût edildi. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, fermanı ilahi geldi. Defterin başına seni yazacağım. İbrahim Edhem Hazretleri buyuruyorlar. Bir gün Beyt-i Mukaddes hademeleri beni mescitten çıkarmasınlar diye kendimi hasıra sardım. Gece yarısı oldu, mescit kapısı açıldı. Bir bir içeri girdi. Mihraba geçti, iki rekat namaz kıldı. Arkasını mihraba verdi. 40 kişi daha geldiler. Birisi, burada bir kişi yatıyor, bizden değildir dedi. Pir gülümseyip, Edhem oğludur. 40 gündür namazın huzurunu bulamaz deyince, sabredemeyip pirin huzuruna selam verip gittim. Allah rızası için sebebi ne olduğunu sual ettim. Filan gün, hurma alırken yerdeki bir hurma senin olmadığı halde benimdir diye aldığın ve yediğin içindir. 100 fersah uzak düştün cevabını alınca hemen hurmacıya geldim, helallik diledim. Dükkan sahibi bu sözümü işitince bir feryat kopardı. Dükkanını dağıtarak dervişandan oldu. İbrahim bir gün sarhoş bir adamı kusmuş ve ağzının içi bulaşık içinde gördü. Su getirip ağzını yüzünü yıkadı, dua etti. Sarhoş ayıldıktan sonra, İbrahim, senin ağzını yıkadı dediler. Derhal tevbe eyledi. Diyor ki, hafiften işittiğim seda, ya İbrahim, sen bizim için ağız yıkadın, biz de senin için onun gönlünü yıkadık. Bir gün Dicle kenarında hırkasını yamarken iğnesi suya düştü. Birisi görüp, ya İbrahim, padişahlığı bırakıp ne yaptın ki deyince, İbrahim suya işaret etti. İğnemi çıkarın. Balıklar ağızlarında birer altın olduğu halde sudan başlarını çıkardılar. İbrahim Edhem, bu benim iğnem değildir deyince, zayıf bir balık ağzında iğneyi takdim etti. İbrahim buyurdu ki, evvelki padişahlık mı daha güzel, bu mu güzel? Ol kişi söylediğine pişman oldu. Namaz vakti olduğu bir zaman İbrahim abdest almak için bir kuyuya kovayı salıverdi. İçi dolu altın çıktı. Geri döküp tekrar çıkardı. Bu sefer de cevahir dolu çıkınca gene döktü. Ya Rabbi, bana hazineni bildiriyorsun. Halbuki bana abdest için su lazım deyince bu kere su çıktı. Abdest alıp namaz kıldı. İbrahim Edhem Hazretlerinin irtihali yakın oldu. Hafiften bir seda işitildi. Yeryüzünün imamı dünyadan gitti. Avazı işiten halk mütehayyir kaldılar. Ne olduğunu anlayamadılar. Sonra işittiler ki, İbrahim Edhem dünyadan nakleylemiş. Kabri şerifi belli değildir. Bazıları Bağdat'ta derler, bir rivayete göre Şam'da olduğunu söyleyenler de vardır. Bazıları Hakk'ın has kuludur, Hakk'a ulaştı derler. Radiyallahu anh. Mehmet Zahid Kotku Kuddise Sirru, Tezkiretül Evliya kitabından alınmıştır.